Zaman makinası. Bir kere makinelerin tekniği itibariyle yani teknolojisi olarak modern, dijital bir şeyler yok. Evvel zamana ait bir teknoloji kullanıyorum. Bir disk var, motor var. Basit şeyler sadece mekanizma üzerinde durdu. Mekanizmalar çalışarak bu kendi devirlerini tamamlıyorlar. Evvel zaman makinesinin bir başka şeyi de benim geçmişime ait, evvel zamanlarıma ait bir temasları var işin, en azından serginin bütününde. O nedenle, bu iki nedenle evvel zaman makinesi. Başka bir isim de olabilir. Dönem ama sergideki objeler, yani hikayem o. Okuldan ben resim bölümünden mezun oldum. Fakat o mezuniyetten sonra hiç resim yapmadım. Geçmişten gelen, bir çocukluğumdan gelen makinelerle ilgili bizim bir atölyemiz vardı. Orada atölyede babamın hep yaptığı işleri görürdüm. Sonra ben birdenbire böyle şeyden sonra, mezuniyetten sonra boyutlu işlere giriştim. O sırada para kazanmak için de makineler yapıyordum. Ama sadece bu heykel için değildi, para gelsin de yaptığım bir şeydi. Bu süreç içinde gelişti. Deneyerek bir şeyler öğrendim. Sonra makinelerle de derdimi anlatabileceğimin duygusuna girdim. Ve makineler o günden beri öğrenerek, bir öğrenci gibi yeni bir şey katarak, deneyerek bütün bu mekanizmaları kurguladım diyebilirim. Kullandığım malzemeye gelince, temel malzeme bir tane motorum var, cam sileceği motoru. Sonra cam sileceği motoru bir takım diskleri çeviriyor. Disklerin üzerinde motosiklet telleri bağlı. Bu ayarları yapıyorum. Bu kadar basit aslında. Yani çok eski dönem, Rönesans teknolojisi, otomatlar gibi sistemi. O çelik teller kolları, başları, elleri, parmakları sağa sola çeviriyor. Sistem bu kadar basit. Zor olanı bütün bu basitleri birbiriyle koordineli yapmak. Tek sıkıntım bu oluyor. Burada zorlanıyorum. Teknik anlamda yeni bir şeye ihtiyaç duymuyorum. Yani bu mekanizmalarla istediğim şeyi anlatabiliyorum. Yani tabii ki çok kocaman şey anlatmıyorum. Basit yalın insan davranışları yapıyorum. Başını kaldırıyor, ya sıkıntıdan kendisini duvara vuruyor, ya topla oynuyor, ya da nefes alıyor, ya da meraklı gözlerle etrafı anlamaya çalışan bir takım figürler yapıyorum. Yani çok kısacası kendimden yola çıkarak bir şeyler yapıyorum. Kendi geçmişimden ya da yapabileceğim şeyleri yapıyorum. Çok tanrısal, kocaman bir şeyler hiç zaten girişmiyorum. Ne kadarsa o kadar yapıyorum. Bu sergide şimdi yeni bir şey olarak müzikle ilgili bir şeyimiz var, çalışmamız var. Elimize üzerinde dolaştırdığımız zaman elimizin hareketine göre bize tepki veren bir makine var. Çok basit bir makine, sensörleri var. O sensörler elimizin hareketini görüyor ve farklı seslerdeki müziklerle bize oynama olanağı sağlıyor. Bu kadar basit bir hikayesi var, yani çok da karmaşık bir problemi yok. Sergi 45 günlük bir sergi. 3 Eylül'de açıldı. 17 Ekim'e kadar gelecek. İlgilendiğiniz için teşekkür ederim.